yeni açıklamalar gelecek. Yani Yakın kurmaylarından biri aday olacağını açıklayacakmış. Evet Tolga Bey galiba Akalın. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'yla e kurultay öncesinde bir söyleşi yapmıştım. Bir telefon söyleşisi işte. Aday olacak mısınız diye sormuştum. Ben hiç aday olmadım dedi. Beni hep aday gösterdiler dedi. E kendim aday olmayacağım dedi. Meral Hanım yaptığı açıklamadan sanki ciddi aday olmayacakmış gibi geliyor bana ama e, hani partimizde dağılmasın falan diye bütün partinin ileri gelenleri efendim siz aday olun siz olmasanız parti dağılır diye ısrar edince mecbur kalıp aday olduğum da diyebilir yani. Ben Cem Bey'e hak veriyorum. Şaşırmam yani. yani. Ya da işte bir yakınındaki bir kurmayını partinin başına koyup bir geçiş süreci bir sonraki kurultayda daha güçlü döndüm gibi bir şey olabilir yani bilmiyorum bekleyip görmek lazım önümüzdeki dört yıl boyunca seçim yok ve Meral Hanımın verdiği karar millete yaradı aslında CHP'ye yaradı yeniden refah yaradı bir, bir sürü şeye halka kendini ifade etme fırsatı sundu bir tek iyi partiye yaramadı yani en büyük şeyi hani seçimin iki kaybedeninden biri iktidar diğeri de iyi partiydi yani kimse kusura bakmasın baktığınız zaman yüzde onluk bir partinin yüzde üçlere düşmüş olması bir seçimde üstelik muhalefetteyken düşmüş olması siyasi tarihte çok görülen bir şey değil Normal de değil yani ee, onun için a siyasetçi aldığı kararlarla e şey yapar e damgasını vurur e hür ve müstakil olarak seçime girmek e kendi kararlarıydı. ...bedel olarak da seçim sonuçlarını aldılar. Zaten öyle de söylemişti. Bütün sorumluluk benim dedi. Evet yani Cem Bey haklı. Yarın arkadaşlar çok ısrar etti. Ben gidersem parti dağılır dediler vesaire diye gelirse de şaşırmam yani. Bugün biraz daha şekillenecek. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu an için. Türk milletine başlığıyla aday olmayacağını, sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bunun bedelini ödeyeceğini söyledi. Tabi seçim sonuçları yerel seçim sonuçları farklı olsaydı durum daha farklı olurdu. Tabii olurdu, olurdu. ama bir Zaman şey daha Daha farklı söyleyeyim. tartışmalar, Şimdi konuşmalar ve süreç yaşayabilirdik. Bunların Deniz Bey doğru biliyorsam 30 küsür milletvekilleri var. Bu kurultayda doğru. Meral Akşener aday olmayıp da parti bir başkasının genel başkanlığına geçerse Oradan da istifalar olur. Hı. Kimin seçildiğine bağlı olarak. Mesele istifa edenler ne tarafa gider? Hı. Muhalefet tarafında mı kalırlar? İktidara mı yamanmaya başlarlar? O da bu Aynı kongreden bir bir sonra şey, bakmamız canım. gereken bir şey. Yani, Ama seçim sonuçları farklı olsaydı siyaset, daha farklı şeyler konuşulurdu. Siyasette, siyasette cesaret çok önemlidir. Risk almak çok önemlidir. Eee birinin yani İyi Parti'den birinin cesaretle e, ortaya çıkıp bir lider kumaşı e, kendisinde de e, olmalı. Bunu da gösterebilmeli. Ben bu partiyi merkeze taşıyacağım ve iktidara yürüyeceğim diye e, tavrını koyması lazım. Yani Meral Akşener'in işaret edeceği birileri genel başkan olacaksa zaten şey yani CHP'nin şimdi başarılı olma nedenlerinden biri ...o değişim sürecinin yaşanmasıdır. Yani Özgür Özel olurdu... ...başka biri olurdu fark etmez ama... ...Kemal Kılıçdaroğlu kalsaydı... ...partinin başında... ...benzer bir sonucu CHP'de yaşayacaktı. Yani... ...bir, bir değişim... E, ...tavrı ortaya koymak... ...siyasette son derece önemlidir. E, birilerinin çıkıp... ...cesaretle evet bu partiyi ben... ...devralacağım ve ben yöneteceğim... ...ben büyüteceğim demesi lazım. Merkeze taşıması lazım. Ya şimdi... Eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani bu ülkede Türk milliyetçiliğini kendisine düstur edinmiş en az üç tane parti var. Yani İyi Parti var, MHP var, Zafer Partisi var. Topladığın zaman yıllardan bu yana yüzde yirmilik bir oy potansiyeli var. Yirmi, yirmi vesaire. Eğer Cem Bey'in söylediği gibi orada kalıp orada en büyüğü koparmaya çabalarlarsa bunun hiçbir faydası olmaz. Ama bu ülkenin ha muhafazakar bakın bu ülkede 4-5 tane muhafazakar parti var. Yani Gelecek Partisi var, işte e, Saadet Partisi var, Yeniden Refah var, AK Parti muhafazakar olduğunu iddia ediyor. E, Sosyal Demokrat Parti de var. CHP var, sol partiler var, bir sürü komünist parti var, sosyalist partiler var. Ama bu ülkede gerçekten bir e, değişik akımları temsil eden bir merkez partisi yok. Şimdi CHP biraz merkeze yaklaştı. Yani farklı işte Afyon Milletvekili, milliyetçi söylemlerle belediye başkanlığı kazandı mesela. E öbür tarafta. Ee, sol sosyalist e, başkanları da var. İşte bu beri de e, sosyal demokratlar da var vesaire. Böyle muhafazakarlar da var. İşte bir oy imama, bir, ay, bir oy imam oğluna diyen e, görevi imam olan adayları da vardı. Bu, bu yani değişik eğilimleri partinin çatısı altına toplama konusunda bir mesafe de kat ettiler, çaba da gösteriyorlar. Bu yani İYİ Parti'nin kendini gelecekte nereye konumlandıracağı önemli. MHP yani Türk milliyetçiliği üzerinden gideceksen ya MHP var orada. E, Zafer Partisi şimdi var. Son seçimde de e, gösterdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kritik bir tavır, e, kritik bir rol oynadı. Yani e, ben onun için hani şu aday oldu, bu aday oldu falan ya birisinin cesaret mesela ben, ben doğrusunu isterseniz mesela bunu tamamen kişisel görüşüm, izlenimlerimden, gözlemlerimden kaynaklanıyor. Mesela Turan Çömez gibi bir isim öne çıkabilir önümüzdeki dönemde. Ama bir de şöyle bir şey oldu, ee, bu tabii onlar için dezavantaj. Meral Hanım, partinin gelecekte lideri olabilecek potansiyele sahip bütün isimleri belediye başkan adayı yaptı ve hepsi harcandı. Peki. Yani Burak Kavuncun'un aldığı oya bakın. İşte Turan Çömez'in aldığı oya bakın. Ümit Özlale'nin aldığı oya bakın. Yani bu, bu isimler önemli isimler. Geri kalan önemli isimler de partiyi terk ettiler, ayrıldılar. Yani işte Bilge Bey mesela Bilge Yılmaz önemli bir ekonomist, parti içinde önemli bir isim. E, bıraktı, gitti. Evet. Yani Dolayısıyla zor işleri, yani gerçekten zor. Ee, hani bu ta altılı masa sürecinden bu yana bence biraz düğme yanlış iliklendi, yanlış e, ilk düğme yanlış iliklenince de bütün düğmeler yanlış iliklendi. Bence düğmelerin tümünü çözüp sıfırdan başlamak lazım. Öyle. Bakalım sıfırdan başlayabilecekler mi göreceğiz. Bir de yani açıklamalar da gelmiyor. Bir tek Tolga Akalın'dan işte açıklama geldi. Bugün bir açıklama yapacağına dönük aday olacağı tahmin ediliyor. Onun dışında pek bir ses de duymadık İyi Parti'den. Sorumluluk benim sorumluluğu alacağımı söylemiştim diyor İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Oktay Vural da